varmış, bir yokmuş. Pirelerin berber olduğu, develerin tellal olduğu, siktiri boktan bir zamanda çocukları olmayan bir karı koca varmış. Acayip çocuk sahibi olmak istiyorlarmış. Milletin 3 çocuğu var, bizim niye yok? Çocuğumuz olsun, taştan olsun ama bir tane olsun, sikerler diyorlarmış. Gel zaman, git zaman, kadın hamile kalmış. Kadına zaman gidip gelmiş acı. Adam da godoş, ışığı kendinden sanıyormuş. Kadın bir gün gebe gebe pencereden dışarıya bakarken yan bahçede bir marul görmüş. Başlamış aşerme. Marul da marul, marul da marul, marul da marul. Adam demiş. Hanım hanım ne marulu ya? Kadın demiş. Marul var yan bahçede, çocuk var aşerdim işte. Masal olduğu için de böyle siktir boktan maniler söylüyorlarmış. Ya o marulu bana getirirsin ya da ıkınır sıkınır sıçar buraya uşağı demiş. Adam da o iş bende, sen git yat demiş hacı. Godumun karısı aş ere ere marul aşermiş. La git bir ganga sucuk aşer. Hanım göbeği aşer. Tulumba aşer. Marul namına koy. Tabi adam mal. Dalıyor gizlice yan bahçeye. Halbuki insan gider bir kapıyı tıklayıp. Ya bizim hanım biraz uçar da. Sizin marullara aşermiş. Şöyle birkaç yaprak verseniz de. Diyemiyor tabi. Neden? Yan komşu cadı amına koy. Şimdi burada aklımıza iki tane soru takılıyor. Bir. Neden bile bile cadıyla aynı muhtara oy veriyorsun? İki. Cadı niye marul yetiştiriyor amına koy? Adam marulları çalıyor. Gebe karı homuş homuş tabi. Yetmiyor. İki yaprak. Buna amına koyayım, git bir tane topalak bir şey kopar gel diyor. Adam da diyor ki kadın bak s**k falan ama zaten s**k oluyor. Adam yine giriyor bahçeye. Tabi cadı manyak. İki yaprak marulun peşine düşmüş. Bu sefer bahçeye pusuya yapmış. Sülükler de yiyor bu marulu. Gidip sülük mü kovalıyor amına koy. Adam tam çalarken sen cadı marulların arasından çık. Ya sen çılgın. Marullarımı çalma bahanesiyle beni mi sikeceksin? Adam diyor ki. Ho cadı yenge, çıldırdın mı ya seni şapşal? Tabi cadı sinirli. Cadı çirkef. Cadı çılgın bakire. Hiç değilse bir uşağım olsun diye marula karşılık doğacak olan uşaklarını istiyor. Bu mal da kabul ediyor ya lan. Marul çocuk. Senin membeynini s**. Tabii çocuk doğuyor, bu alıyor uşağı, yetiştiriyor, yediriyor, içiriyor, İmam Hatip'e yazdırıyor falan derken yıllar geçiyor, kız büyüyüp serpilince cadı diyor ki ya bu kız çok güzel olmaya başladı, bütün köyün gözü bunun üzerinde. S**ler bari. Deyip bunu kuleye kapatıyor. Kızın adı ne peki? Rapunzel. Rapunzel ne? Bu. Her seferinde kuledeki Rapunzel'e, Rapunzel sal aşağı yavrum kobrayı, ay saçlarını diyor, Rapunzel salıyor, bu da kuleye tırmanıyor. Hadi kız kaçmasın diye merdiven dayamıyorsun. Lan sen niye merdiven kullanmıyorsun amına koyayım? Ve sonunda geldiğine tipini siktiğimin masal prensi. Of diyor hatuna bak. Anam avradım olsun saçlar, ooo diyor. Prens bir anda var ya böyle horse porn falan düşünmeye başlıyor. Böyle hayaller. Bizim kız da kulede ateş almış. Yani kimse kusura bakmasın diyor. Hemen salıyor aşağı saçlarını. Tabi bizim prens yukarıya bir çıkıyor. La Pompa El Pompino. Hemen oracıkta kulede. Duşsuz, hiçbir şeysiz. Bizim marulun aklına prens oradayken harika bir fikir geliyor acı. Ya her seferinde bir bez parçası, bir iplik neyin getir de ucuca ekleyelim kaçayım. Koca ormanın köküne gran girmiş amına koyayım. La iki tahta çakıp bir merdiven yapamadılar ya la. Daha da beteri bizim marul kafa cadıya ne diyor biliyor musun? Anne prens senden daha hızlı tırmanıyor. Neden? Ah sen kuleye erkek mi oluyorsun kızım ya? Sonra prens bizim marulun cadıya bunu söylediğini öğrenince sprey boyayla kulenin duvarına dikkat marul var yazıyor. Sonra da kendini çöllere atıyor. Tabi tarihte prens de Mecnun olarak kitaplarda yerini alıyor. Rapunzel denen o marul da kulede etek tıraşı bile olamadan öyle kıllı kıllı ölüye gidiyor. Kısacası saçı uzun dediler. Tırmanıp geldiler. Mal geldim, mal gidiyorum. Benim adım Rapunzel temalı. Bu masaldan çıkaracağımız ders Rapunzel marulmuş. Son.